Hocam takipçilerimizden Rukiye 95-95 rumuzlu bir hanım kardeşimiz altın zekatını devletimize verebilir miyiz diye bir soru yöneltmiş. Altın zekatını devletimize verebilir miyiz? Evet. Şimdi bu Tevbe suresi 60. ayette estağfirullah inne sadakati lil fukara ve mesakin ve misabil vel amilin aleyha vel muellefeti kulubuhum diye devam ediyor. 8 sınıf sayıyor. Zekatı devlete vermek diye bir şey söz konusu olamaz. Zekat verileceği 8 sınıf bellidir. Bunlara isterse 8'ine vereceği zekatı 8 gruba ayırarak, isterse de tek bir gruba vererek verebilir. Devlete zekat verilmez, kurumlara zekat verilmez. Dolayısıyla altın zekatı nedir? Bu zekatla ilgili mesele biraz izah edeyim. Bu zekat konusu kafaya takılan bir şey. Hazreti Osman dönemine gelinceye kadar zekatı Peygamber Efendimiz, ondan sonra Hazreti Ebubekir, ondan sonra Hazreti Ömer topladı ve sarf yerlerine de dağıtıyorlardı. Zekat malı devlet malına karıştırılmaz. Yani zekatı Hazreti Peygamber toplamıştı. Zekat malının vereceğin tek devlet kurumu zekat toplayıcılardır. Amilini aleyha yani ayette zekat toplayıcıların maaşını zekat malından verebilirsin. O da niye çalmasın diye. Yani o zekat malını topluyor bir de emek harcıyor ve sen de ona maaş ödeyeceksin. O maaşı o adama veriyorsun yani. Maaşını Hocam, ödüyor. Onun dışında devlet kurumuna zekat harcayamazsın. Evet. o amiliğin ayette geçen ibareyi aslında günümüze de devlet diye çeviremez miyiz? Çünkü o zamanki memurlardı zekat memurları. Şu Tamam anki işte bir dakika ama süreç öyle değil. Süreç öyle değil. Hazreti Peygamber topladı hem devlet başkanıydı hem üsve-i haseneydi. Peygamberdi. İnsanlara örnek olmak kabilinden topladı yani bunu. Ve dağıtılacak sınıflarda bizzat kendisi dağıttı. Hazreti Ebubekir de öyle yaptı. Hazreti Ömer de böyle yaptı. Hazreti Osman zamanına gelindiğinde Hazreti Osman dedi ki yani ben zekat memurları ihdas etmekte çok geniş bir coğrafya ve buralardan parayı toplayıp bir de zekat verecek insan kalmadı. Çevrede zenginleşme oldu. Çok uzak beldelerde. Yani benim işim gücüm yok. Ya devlet, halife bütün işi gücü bırakıp zekatla uğraşsa bütün işi o olacak. Ben bununla uğraşamam dedi. Ve envali zahire, envali batına diye bir ayrım yaptı. Envali zahire, zahirde gözüken mallar, evin, atın, araban, deven, sığırın neyse bunlardan zekatı ben toplarım, dağıtırım dedi. Envali batına, altın, gümüş, senin paran, dükkanındaki malın, efendim bu yastık altındaki para bunları ben bilmem dedi. Onları da sen hesabını yap sen dağıt dedi. evet. Anlaşıldı mı? Yani envali zahire envali. Ve daha sonra devlet bu işi ilerledikten sonra bir de ek vergiler geldi. Yani Hazreti Peygamber zamanında devletin iki geliri vardı. Bir cizye şeyden aldıkları, ehli kitaptan aldıkları Müslümanlarla beraber birlikte yaşama ve askerlik yapmama vergisi cizye. Hazreti Ömer zamanında buna haraç eklendi, arazi vergisi eklendi ve ganimet. Tabi Hazreti Peygamber zamanında cizyenin yanında bir de ganimet vardı. Dolayısıyla devlet gelirleri arttı. Ve insanlar da zenginleşme olunca zekat verecek insan bulamıyorlar. Hazreti Osman bunu envali zahire, envali batına dedi. İlerleyen dönemlerde devlet iyice zenginledi, güçlendiği için zekat vermek kişilere bırakıldı. Kendi zekatını herkes kendi versin diye. Bugün de öyledir yani uygulamada. Herkes zekatını kendi verecek. Ha zekat verirken mesela devlete zekat verilmez. Devlet zaten vergisini toplar, alıyor. Zekatı kime vereceksin? En yakın akrabana vereceksin. Yani akrabaların içerisinde fakir varken sen zekatı başkasına veremezsin. O yüzden mesela işte zekatla ilgili şey yapıyorlar. İşte Sudan'a verelim, şuraya verelim, buraya verelim gibi bazı fetvalar veriyorlar. Bu doğru değil. Zekat vereceğin yer kendi en yakın akrabalarındır. Onlar da sen kendi akrabaların fakirken başkasına veremezsin. Onun için bu devlet zekatta işte sistem vardır. Kendi akrabaların, kendi mahallen, kendi köyün, kendi ilçen, kendi ilin. Yani bunlar da bulamazsan dışarı açılırsın. Anlaşıldı mı? Zekatta böyle bir sistem var. Ve kurumlara zekat verilmez. Mesela devlete veremeyeceğin gibi vakıflara falan da veremezsin. Ama zekatta temlik şartı var. Yani fakirin eline ulaştırman lazım zekatı. Ha ne yapabilirsin? Diyelim ki bir vakıf. Diyelim ki öğrencilere hizmet veren bir vakıf. Biz buraya zekatı veremeyiz. Ama vakıfın yöneticisine bizzat elden götürüp vereceği kimseleri belirleyip bak ben bunun zekatındır öğrencilere verdiği elden vermesi temin edilebiliyorsa verilebilir. Yoksa kurum olarak verilmez zekat.
Thank you.